Mine Kırıkkanat, Cumhuriyet Gazetesi, Vekaleten Aşk. Ezya Aşıp elindeki istibdat rejimlerinde durum giderek kötüleşiyor ve özellikle Makronezya'nın sultasındaki Bitinya ve Mikronezya müstevitleri zor anlar yaşıyordu. Gerçi Vladimir Putin de pek formunda sayılmazdı ama Makronezya'nın tükenmez kaynakları vardı ve henüz tek derdi aldığı ilaçlardan mıdır yoksa silikon dolgudan mı bilinmez balon balığı gibi şişen suratıydı. Putin tak deyince şak yapan iki müttefikini tabii ki kaybetmek istemezdi. Ne gerekirse yapacaktı. Düşündü, taşındı, sadık bendeleri Muktedir Makropiç ile Mukteber Sisikovski'nin önce morallerini yükseltmek gerektiğine karar verdi. Dost müstevitleri başkent Makronya'ya çağıracak, Demir Pençe Sarayı'nda ağırlayarak gönüllerini hoş edecek, arkanızdayım mesajı verecekti. Dediğini de yaptı. Saraydaki ilk akşam yemeğinde can sıkıcı konulara girilmedi. Havadan sudan derken konu kadın özgürlüğüne geldi. Ayı boğanlıktan balon balığına evrilen makro müstebit Vladimir Putin, şatafatlı koltuğunda iyice kaykılıp böbürlenmeyle karışık bir itirafta bulundu. Doğrusu ilk eşime haksızlık etmişim. Zavallı bana yapışık yaşardı. Devir değişti. İkinci eşim Lyupomil Ochichonia özgür mü özgür? Bakın yine ortada yok. Aldı başını Şeysel Adaları'na güneşlenmeye gitti. Özgür cima ülkesi Mikronezya müstebiti Muktedir Makropiç'in ezelden beri en azından resmen bir eşi vardı. Benimki de Maldivler'de istakoz yiyor diye yutkundu. Bitinya'nın çok eşli müstebiti Mukteber Sisikovski haliyle böbürlendi. Bende 4 hanım var beyler dedi. Çok da iyi anlaşırlar. Şu an hepsi Afrika'da Masai kabilesini ziyaret ediyor. Vladimir Putin'in demokratlığı üzerindeydi. Bir kahkaha atıp şat servisi yapan garsona sordu. Ya senin hanım tatile yalnız çıkar mı Igor? Görmüş geçirmiş Igor başını salladı. Çıkmaz yoldaş. Karımla bizzat ben sevişirim.